Günün yorumuyla karşınızdayız. Antalyalılar bilir de Antalyalı olmayanlar, yani sonradan göç edenler, dün gece ve bugün tüm gün yaşananları bilmezler. Hatta akıl sır erdiremezler. Düşünsenize, neredeyse bütün kış yaz havasında geçti ama bir gecede her şey alt üst oldu. Yani neredeyse koca bir kış yağmayan yağmur birikti, birikti, bir gecede yağdı. 24 saat içinde metrekareye 149 kilogram yağmur yağarak bu yılın rekoruna ulaşıldı Antalya'da. Meteoroloji uyarmıştı zaten ama böylesi bir yağmur hakikaten beklenmiyordu. Az önce söylediğim gibi yağmurun yüzüne hasret kalmıştık ki barajlarımız, derelerimiz kurumuştu gerçekten. Soğuk bile olmadı doğru dürüst. Benim severek kullandığım kaşkollarım ve atkılarım boynu bükük kaldı bu yıl. Pardesü ve kabanlarımızı gardıroptan çıkaramadık bile. Yurdun farklı yerlerinde kara kış hükmünü sürdürmüştür mutlaka ama biz Antalya'da gerçekten çoğu zaman tişörtle dolaştık desek yalan olmaz. Peki neden böyle oldu? Yani kışı bile kış gibi yaşayamazken bir günde nasıl 149 kilogram yağmur inebiliyor yeryüzüne? Havanın bize zoru mu var? Gıcıklık yapıyorsa kim ne yaptı da ceremesini biz çekiyoruz? Şaka bir yana, mevsimler değişti ve bunun nedeni kesinlikle bizleriz. Sabah programında bizim Ali Orhan söyledi bu sabah. Toprağa beton karıştığı an orada denge alt üst oluyor. Doğanın dengesini boza boza doğa da bizim dengemizi bozmaya başladı. Öyle ya, biz yaşanacak ortam bırakmazsak doğa da bir şekilde intikamını alacak. Mesela dere yatağına ev yaparsan, o dereyi kurutursan gün gelir sel olur, o dere kendi yatağından bir şekilde akar ve içinde ne varsa ne yoksa acımadan sürükler götürür. Altı çizilecek laflar etti bizim sakallı Ali Orhan. Haksız değil tabii ki. Yolunda gitmeyen doğasal dengesizlikler mevsimleri bile bozdu ki biz neden sağlam kalalım? Yorumumun başında da söyledim. Eskiden Antalya'da yağmur yağmaya başladığı an 40 gün durmazmış. Kadı kaçıran yağmurları vardır. İşte o da oradan gelir. Antalya'ya tayin olduğu gün yağmaya başlayan yağmur 40 gün hiç aralıksız yağmış. Kadı kaçıp gitmiş ve gittiği yerde bir Antalyalıya rast gelince ona yaklaşıp sormuş. O şehirde hala yağmur yağıyor mu diye. Bu kentin falezlerinden akan onlarca, belki de abartmayayım ama yüzlerce şelale varmış denize doğru. Ne oldu o şelalelere? Tabii ki kurutuldu. Önce yönleri değiştirildi, yetmedi, içine binalar yapılıp mahvedildi. Bir anlamda içine edildi o güzelim akarsularının. Şimdi de bir gecede yağan yağmura teslim oluyoruz hep beraber. Şikayet edip belki de lanet yağdırıyoruz. Oysa bilmiyoruz ki toprağın da ihtiyacı var o suya. Derelerimiz şırıl şırıl akmalı. Barajlarımız dolmalı ki yaz ayında kıtlık çekmeyelim. Göllerimiz kurumamalı ki kentlerin ve bölgelerin hava dengesi bozulmasın. Bozulan havayla beraber bizlerin de dengesi bozulmasın. Yağmura teslim olmak dedik de aklıma geldi. Sahi ne oldu dün gece veya bugün? Ne olacak? Yatırımlarımız bu kadar yağan, yoğun yağmura göre yapılmadığı için mahvoldu. Çoğu yatırım çöktü. Belediyelerin ekipleri oradan oraya koşturarak can kaybının olmaması için elinden geleni yaptı. Benim çektiğim bir fotoğraf vardı ki inanamadım. Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Belediyesi önüne yaptığı alt geçit üzerindeki bir bölüm olduğu gibi çökmüş dünkü yağmurda. Hem de yaya geçidinin olduğu bölge olunca herkesin dikkatini çekti veya görünce daha çok korktu. Buna rağmen o çöküntünün içine girerek karşıya ulaşmaya çalışan umursamaz yayaları görünce çöküntüden daha çok fazla şaşırdım. Yahu kardeşim, fay hattı gibi ortadan bir çöküntüyü görmene rağmen hangi cesaretle yürüyorsun o çukurun içinde? Pes, vallahi pes. Sosyal paylaşım sitesinde paylaştıktan kısa bir süre sonra büyükşehir ekibi duruma el attı ve etrafını çevirerek tamirata başladı. Sonra da uyarı için teşekkür etti aynı sosyal paylaşım sitemden. Eyvallah dedik biz de. Görevimiz açık aramak değil, uyarmak. Yoğun yağmur o kadar etkiliydi ki Antalya-Kumluca Karayolu'nun geçici olarak açılan bir bölümü yeniden Adrasan'a doğru kayınca yol tekrar kapatıldı. Hatta alternatif olan Olimpos yoluna bile 7 saat ulaşım sağlanamadı. Neyse ki üreticilerimizden zarar ziyan yok, varsa da benim haberim yok. Meteoroloji yeniden uyarıda bulundu ve sağanak yağışın bittiğini açıkladı ki biz de rahat bir nefes almış olduk. Mevsimlerin normal standardında yaşandığı günler dilerim. Kalın sağlıcakla.